Malum kış kapıda, havalar iyiden iyiye soğumaya başladı. Birçok kişi şimdiden doğalgaz faturalarının ne kadar olacağının sancısı sarmış durumda. Zamlar da malum. Peki gideri kısmak anlamında faturalardan tasarruf etmenin yolu var mı? Varsa ne? Muhabirimiz Hanefi Bayar merak edilen bu soruyu uzmanına soracak. Konuğu da makine mühendisi Sayın Zeynep Eda Bayram. Söz Hanefi Bayar'da ve konuğunda. Evet Gülden, senin de belirtmiş olduğun gibi havalar serinledi, doğalgaz kombileri açıldı. Ay sonunda gelen faturayla herkes bir şoke oldu. Ya tamam, hayat pahalılığı var, enerjideki maliyet arttı, faturaya yansıdı. Hepsi kabul ama bu ne Allah aşkına dedi vatandaşlar. Bizler de öyle. Peki tasarruf mümkün mü? Tabii ki de mümkün. Peki nasıl olacak? Yani bu kombi bize ay sonunda çıkarttığı faturada biz nasıl tasarruf sağlayacağız? Evi daha da sıcak hale nasıl getireceğiz? Tabii ki en önemlisi de şu. Biz bu doğalgazı en güvenli şekilde nasıl kullanacağız? İşte tüm bu sorulara cevabı makine mühendisi Zeynep Eda Bayram Hanımefendi verecek. Ve şu anda kendisi de canlı yayın konuğumuz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle şu soruyu sormak istiyorum. Kombiyi kapat aç yapmak mı, yoksa açtıktan sonra belirli bir seviyede tutarak kış dönemini o şekilde geçirmek mi daha tasarruflu oluyor? En çok merak edilen soru bu. Kombilerimizi açıp kapatmayı uygun görmüyoruz. Ekonomik moda alınması, evden ayrıldığımız zaman ekonomik moda alınması bizim için yeterli olur. Böylelikle de kombimiz sürekli kendisini ve evi ısıtmak için herhangi bir gaz akışı sağlamamış olur. Şimdi diyorsunuz ki tamam bunları biliyoruz da peki şu tasarrufu nasıl yapacağız? Bir onu göster diyeceksiniz. İşte Zeynep Hanım onu da gösterecek. Efendim galiba yanlış kullanım değil mi? Evet. Yayından önce bana söylediğiniz kullanım şekli yanlış olan bu. Yanlış bir kullanım örneği gözüküyor burada. Burada perdemiz radyatörümüzü örtmüş durumda. Ve aynı zamanda da peteğimiz, yani radyatörümüz görmüş olduğumuz üzere dekoratif bir malzemeyle kapatılmış. Bunu önermiyoruz çünkü bu durum iç ortamı ısı alışverişini engelliyor. Ve aynı zamanda da pencerelerimizi çift cam öneriyoruz ve fitillerinde sızdırmazlığının olması gerekiyor. Yani hava geçirmemesi gerekiyor fitilleri. Bunlar bizim için en önemli hususlardan birisi. Şimdi bu yanlış kullanımı örnek. Yani evet. Radyatörün önünü kapatmak yanlış kullanım. Evet, kış yanlış ayında özellikle. Kullanım. Peki doğru kullanımı gösterme şansınız şöyle var mı? Şöyle göstereyim size. Burada görmüş olduğumuz üzere perdemizin boyu hemen radyatörümüzün üzerine bitmiş durumda. Ve mobilyalarımız ile radyatörümüz arasında minimum 15-20 santimlik bir mesafe olmalı. Radyatörümüz dış ortamla çok yakın olduğu için dış ortama ısı transferi olmasını istemiyoruz. Bunun için de şu şekilde görmüş olduğunuz ısı yalıtım panellerini öneriyoruz. Vatandaşlarımız bu panellerimizi nalburlardan ve yapı marketlerinden alarak bu şekilde montajını gerçekleştirebilirler. Bu ciddi bir tasarruf sağlıyor mu? Tabii sağlıyor. Çünkü dış ortamı herhangi bir ısı transferi gerçekleşmiyor. Isımız iç ortamda kalıyor. Şimdi makine mühendisi Zeynep Hanım anlatıyor bizlere. Bakın nalburdan sağlayacağınız bu panelle birlikte evinizi daha da sıcak hale getirebilirsiniz diye belirtiyor. Bu paneli sonra yerine bırakacağız. Yani biz bu evi dağıtıp gitmeyeceğiz. Ben tekrardan düzelteceğim bu evi. Şimdi Zeynep Hanım, kombimize doğru bir gelelim istiyorum. Tabii. Şu şekilde kombi kullanımını biraz bize anlatır mısınız? Kombiler farklı modellerde olsa da aslında çalışma prensipleri hepsinin aynı diyebiliyoruz evet, biz. Evet doğrudur. Hepsinin çalışma prensibi aynı. Marka model ayrı olsa da hepsinin çalışma prensibi aynı. Kombilerimizi hem güvenliği hem de tasarrufu için yoğun kullanımın olduğu kış mevsimine girmeden önce mutlaka yetkili servislerince yılda en az bir kez olmak üzere bakımların yapılmasını öneriyoruz. Eğer ki kombi herhangi bir arıza ya da işte bir birikmişlik varsa da işte tozdur ya da başka bir şey, bunların temizlenmesi ile birlikte daha verimli ve daha güvenli bir şekilde çalışacak. Peki harika. Şimdi tasarruf yöntemleri bunlar. Peki en önemli olan özelliklerden bir tanesi de doğalgaz kullanımında şu doğalgazın ben kokmadığını biliyorum. Doğalgaz zaten kokusuzdur ama biz herhangi bir durumda fark edilebilmesi için ön kullanıma sunulmadan önce çürük sarımsak kokusuna benzer bir kokuyla kokulandırıyoruz ki vatandaşlarımız kokuyu fark edilebilsin diye. Peki Zeynep Hanım, yanınıza geleceğim şimdi sizin. Yani efendim evinizdesiniz veya iş yerinizdesiniz veya da evde şu şekilde ocağınız var. Bu ocakta yemeğinizi yaptınız. Bakın şu anda doğalgazımı açtım. Yani bu ocağı şu anda doğalgaz akışını sağladım. Şimdi de kapattım. Tüm bunları yaptıktan sonra yemeğimi aldım, oturuyorum masada. Yemeğimi yerken şu şekilde
masamda yemeğimi yerken, kameraman arkadaşım çantasını da buraya bırakmış. Bu çantamı da şöyle bıraktım ben. Yemeğimi yerken bir anda çürük bir sarımsak koktu. O an hemen ilk yapılması gereken şey ne? İşte onu soracağız. Çok önemli bir detay. Çürük sarımsak kokusunu ben aldım. Öncelikle sakin oluyoruz. Ve hemen çıkıp vanımızın, doğalgaz sayacının vanasını kapatıyoruz. Ve kıvılcım yaratabilecek herhangi bir şey de bulunmuyoruz. Yani telefon, işte prizin lambasını açıp kapatmıyoruz. Güvenli bir mesafeye gidip alo İktaş ihbar hattını arıyoruz. Ve ekiplerimiz geliyor. Peki. Şimdi yanlış kullanıma örnek kombileri gösterme şansımız var mı? Süremiz de yayında biraz kısalıyor. Biraz da hızlanmak istiyorum. Şimdi bu yanlış kullanım galiba. Çünkü evet, burada... çünkü bacası bir kere uygun standartta bir baca değil. Biz paslanmaz çelik bir baca istiyoruz. Ve bacamız görmüş olduğunuz üzere darbeler ve uygun malzeme kullanılması sonucunda yırtılmalar ve eplemeler olmuş. Bu tür bacaları kesinlikle önermiyoruz. Eğer ki bu tür bir baca varsa da cihazımızın vanasını kapatıp direkt yetkili servisle irtibata geçiyoruz. Yani şu şekildeyken açık. Evet. Bunu hemen kapatıyoruz ve yetkili servislerle irtibata geçiyoruz. Bacamızın, hatta gerekirse cihazımızın değişmesi için. Peki, güvenlikle ilgili eklemek istediğiniz herhangi bir detay var mı başka? Menfezlerimiz çok önemli. Menfezlerimize işte soğuk hava geliyor veyahut da işte toz geliyor diye de kapatmamalıyız. Çünkü menfezlerimiz cihazlarımızın ideal ve verimli bir şekilde yanması için gerekli olan oksijeni ortama sağlıyor. Ve eğer ki ortamda da atık bir gaz varsa da onu dış ortama atılmasını sağlıyor. Bundan kaynaklı olarak menfezlerimizi kesinlikle kapatmıyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Efendim, havalar serinledi dedik. Kış ayı biraz sert geçecek. Avrupa kışı biraz zor geçirecek siyasi çalkantıdan dolayı. Tüm bu sorular cevap ararken şu soru çok önemliydi. Doğalgazı en tasarruflu şekilde nasıl kullanacağız? İşte tüm bu sorulara da Zeynep Eda Bayram, makine mühendisi, tek tek yanıtladı, cevapladı sorularımızı. Doğalgazda tasarrufun önemine dikkat çekildi. Yani faturalar biraz daha aşağıya çekilebilir belki de bu şekilde. En önemlisi de güvenlik dedik tabii ki. Ve şunun altını çiziyoruz. Heyecanlanmayın. Çürük sarımsak kokusu aldığınızda direkt yetkili servisi arayıp, doğalgaz acil hattını arayıp yardım isteyin diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım. Gülden. Peki. Hanifi Bayar, çok teşekkür ediyoruz sana ve değerli konuğuna önemli bilgiler için.